Evet abi Prison Architect'te en son nerede kalmıştık? En son tarım yapmaya çalışıyorduk şurada. Bak bunlar yine gelmiş buraya bir işaret atmışlar ya. Şurayı temizle abi. Ben buraya gardiyan veriyorum. Burayı temizlemiyorlar var ya. Neyse parasal yönden biraz sıkıntılarımız vardı. Burada attığımız tarım ürünleriyle bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Bunlar daha büyümedi. Bir de şu kısımları atamıyordum ben. Yani bunu fark ettim mesela bak tam şuralara ağaç atamıyordum. Bu editlerken gördüm. Acaba zeminden dolayı mı? Yani zemini değiştirip de farklı bir zemin var mı? Bir bakayım be. Mesela bak bu zemini şöyle değiştirirsem eğer. Bu paralı mı hocam bu zemin? Kir. Kir ne lan? Yani kir bu mu abi? Şu bedavaysa beleşse değiştirin hocam. Beleşse şurayı değiştirin belki buraya öyle ekin ekebiliyoruzdur. E, bir sıkıntılar var mesela adamın birinden hap çıktı. E, Bunlara biz bunlarla uğraşmıyoruz genelde. <laughs> Ölen ölüyor. Biz öyle hapishane para kazansın ticaret dönsün falan filan Peşindeki kötü bir yöneticiyiz. Evet. Lan bak oğlum bak buraya bir tane daha bundan yapmışsınız bak. Ama bu benim canımı sıkıyor ha. Bir anda bak çetelerle beni uğraştırmayın. Bitiririm hepinizi. 3 kişi ölmüş mesela. Niye öldünüz? Ee, bir sıkıntı çıkarmışsınızdır ki ölmüşsünüzdür yani. Mahkumlar besleniyor hiç vallahi yalan söylemeyin. Bak buraları değiştirdiler. Şimdi buraya artık e, bir şeyler ekebiliyor muyum hocam? Nereden ekiyordum lan ben bunları? Buraya ben lahana ekmişim. Ya benim ben bir görev aldım abi. Bir hata ettik. Bir 50 tane mesela havuç, domates, patates, havuç. Havuç 50 gelir. Havuç var. Patates de gelir. Patates de var. Lahana. Lahana burada var. Domates. Domates de var. Elma. Elmanın ağacı vardı abi bizde. Mesela elma da var. Şeftali ve muz istiyor bir de. Şeftali de var. Muz da var hocam. Ben burayı o zaman kafama göre ekebilirim yani değil mi? Lahana atmışım. Bak şu an ekebiliyorum. Evet demek ki zeminden dolayıymış. Şuralara lahana atmaya devam edin. Buradan ne kadar çok ürün gelirse o kadar çok kar edeceğiz biz de sonuçta. E patates de atın hani şuraya. E, domates de gider. Domates de gider abi. Para gidiyor bu. Bunlara yapacak bir şey yok. Mesela burada tarım tarlası var. Bu tarım tarlasını mısır, buğday falan mı Ben ne ekmişim karşı tarafa? Hepsine dengeli mi ekmişim, mısır ekmişim, arpa ekmişim, buğday ekmemişim mesela. Getir hocam buraya şöyle bir buğday ek. Sağlam bir buğday ekilsin. Mısır da yani Mısır'da da şu kadar ek. Saçma sapan böyle tarlam olur lan. Bitkisel gübre at şuraya da 4 tane. Şuranın zeminini de bir değiştirin de oraya da ağaç atayım ya ben. Ekin bakalım. Bunlardan iyi para gelecek gelecek. Buraya şimdi ne ağacı eksik abi? Burada bir tane şeftali ağacı. Bir tane de muz ağacı gider buraya. Tamam hadi bak. Portakal ağacı mesela ekmiş miyim? Ek, bir tane ekmişim buraya. Asıl amacım şurada çok güzel bir hapishane yapmaktı. Süper maksimum güvenlik falan filan bir şeyler almaktı. Ama para <laughs> yok. Bunlara güzel odalar yapacaktım yani rahat yataklar, televizyonlar falan böyle otel odası gibi olacaktı. Şurada kantine olacaktı ama parasızlık bizi şey yapmış. Buraya kapatmış atmış muyum? ben atmışım. Ya yine de buranın duvarına yetiyorsa paramız atalım. Ha buraya ben atmış mıyım abi? Atmamışım ki. Şöyle 4500 buraya gitsin bakalım. Yapacak bir şey yok. 2000 297 düştü paramız. Ya bu mahkumlardan bulduğum şeyleri ben satayım bari de parayı kırayım yani abi. Her gün birilerinin şeyler çıkıyor. Uyuşturucular, matkaplar falan. Bunlar bu kadar şeyi dışarıdan içeri sokuyorsalar ben de satayım bari. Siz ne yapıyorsunuz? Size bir duvar ışığı lazım. Mesela. Gereksiz bir gider. Bir anda aklıma geldi. Duvar ışığı atacağım şimdi. Otomatik tırpan ne lan? Aa atıyorum otomatik tırpan diyor musun burayı? Basit otomatik toplayıcı. Aa abi sen ne diyorsun ya? Otomatik hasat makinası falan varmış. Ya var ya bu tarımı, bu tarımdan iyi para kazanayım ben. Buranın tamamını yıkarım. Zemini değiştiririm, buraya böyle otomasyona dökerim ben. Otomatik tırpanlar, mırpanlar yani her tarafı atarım, etrafını döşerim böyle planlayarak falan. Bir bakayım bir gelir geliyor mu, nedir durumlar. Ondan sonra her şey otomatik çatır 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 para basar burası. Düşünsene şu mekanı şöyle full tarla yaptım. Kilere gitsin lan biri. Şunlara bak mesela ben belki bunları satmak istiyorum abi bunu sat bakayım gördün mü mesela şunların hepsini satsam sat abi görevleri bak mesela patates görevini yaptım şuradan domatesleri satalım bir de satınca satınca çok az para geliyormuş lan bu para ne abi bunlar bozulmasın diye satıyorum ben başka ne var patates domates başka bir şey bulmadınız mı kardeş sen şuraya gelmeni istiyorum ben buraya nasıl geleceksin sen? Heh, burayı açtın da burada portakal da varmış bak. Portakalı sat ama portakal görevi yok herhalde bende aynı. Burada daha bunlar yeni asatlanmış. Şunlar da asatlanıyor hafiften. Para gelecek bir şekilde ya bir şekilde gelecek. Personel yemek yemeklerine falan sağlam para gidiyor ya. Tabi yardımcı birimler lazım buraya bir de. Elektrik falan lazım. Elektriği tam şuradan şöyle versek. Şu tarafa da lazım olacak. Oraya da şöyle bir geçiri bakalım. Buranın mutfağını ben şuraya mı atacaktım ya? Ulan burası ne kadar küçük bir yer. Buranın suyunu da sulara da tam şurada bitirmişim ufak şeylerden atmışım ya. Yani. Abi buranın suyunu şu taraftan şöyle getireceğiz artık. Ne oluyor da çetecilik mi yapıyorsunuz size? At tecrüte 12 saat. At dövün abi onlara bilinçler kapatılsın. Abi bak çeteler buraya iyice dadandı ama ha. Burası sizin uyuşturucu üretecek kenevir ekeceğiniz yer değil burası kardeş. Burada millet hakkıyla para kazanmaya çalışıyor. Şunu bir şunu bir Heh, temizle tabi şunları ya. Ya buraya atadığım gardiyanlar hiçbir işe yaramıyor ya. Bugün yine iki kişi öldü. Kaç adem var bizde? 15 tane adem var. 60 tane gardiyan var lan. Hocam bunlar niye satılmıyor ya? Şeftaliyi bir ortak alım ortak Elle satmak istemiyorum ben bunları. Elma. Şu görev yapayım diye bunları bir şimdi satacağım. Görev bitsin diye. Ondan sonra kendileri satıyorsalar satsınlar ya. Karışmayacağım. Ya hiç muz gelmedi herhalde. Çiftçiler yetersiz misiniz lan? Yetersiz misiniz? Bayağı bir yere açtık ama çiftçi sayısı az daha. O yüzden bir çiftçi almam gerekti ya. Şimdi çok daha hızlı. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsunuz siz? Ne diyor? Uyuşturucu. Geçmiş olsun kardeşim. 24 saat tecrit kazandım. Sen niye bu adamla berabersin? Sen de 6 saat kazandın. Hadi bakayım geçmiş olsun. Hadi tecrüte gidin. Nakitimiz az ben de farkındayım. 50 bine vergi cenneti diye bir şey var. Bu neymiş? Her geri dönüşüm torbası için 10 dolar verir. Bilemedim ha. Benim bu görev var bir gelişmiş koruma görevi var %95 olmuş. O bitse 15.000 gelse şuralara biraz daha atabileceğiz yani. Bize biraz daha kaynak gelmiş olacak. Ulan bu genel eğitimi falan tamamladınız mı? Lan? Öyle bir görev vardı. Bir onun parasını almış mıydım lan? Hücre bloğu 200 kişiye çıkaramam ya. 30 tane plaka üretir miyiz? Üretiriz ya bir şekilde. 30 plaka yaparız değil mi? Bilmiyorum bu görevi aldım. görevde de gözükmüyor lan. Nerede lan bu görev? Ha 30 plaka üret. Yani plakaları şurada üretecektik. Buradaki durumlar nedir hiç bilmiyorum lan. Buraya bir tane gardiyan atayım da ben. İçeri de bir yüzümüz gözümüz görsün bari. Saç Kaç var plaka yok da. he ben buraya millet eğitimlensin diye buraya verdim bu işi. Bakmıyorlar ama yani. Marangoz çıraklığına falan planlanmamış diyor. Buradan planı düzenli deyip de mahkumlara atölye güvenliğine giriş mesela. Hmm. Ha buradan veriyorum ha. Genel eğitim, temel eğitim, dövüş grubu falan verebiliyormuşum ben buralardan. Hocam sizin çalışma saatiniz neydi? Bir rejimden bakayım be. Öğleden sonra 4-5-6 sizin çalışma boş saatiniz değil mi? Öğleden önce değil. Öğleden sonra tamam bunlar zaten verilmiş abi. 4-5-6 atölye güvenliğine giriş diyor işte. Temel eğitim, genel eğitim de verilmiş. Dövüş kulübü de verilmiş. Şartlı tahliye de var burada. Tamam burada bir sıkıntı yok ki. Atölye güvenliği burada işte. Siz niye almıyorsunuz oğlum bunu? Marangoz çıraklığını almadı bunlar. Marangoz çıraklığı diye bir şey yok çünkü. Burada başka bir şeyin de alması lazım. Yani marangoz çıraklığı ayrı, atölye güvenliğine giriş ayrı mı diyorsun? Şunu ver lan şunu şuraya kaydır. Ya yani marangoz çıraklığını bunlara veremiyoruz. İki işi aynen de yapmıyor bu atölyeciler. İki tane mi atölyem olması lazım? Ha ben de iki tane sınıf var ya birinde genel eğitim birinde temel eğitim verebiliyorum. Bir atölye daha olmalı diyor yani anladım. Anladım hocam. Biraz tamamlasınlar ondan sonra oraya veririz o zaman. Mutfağı şurası olarak belirlemişim. Buraları masa olarak belirlemişiz. Şimdi şuralara duvar lazım. Burası tamamen faydasız zevkine diyor abi. Muz da gelmiş bak muz, muzu da sat. Ulan ne çok domates varmış lan. Şurada da muz var abi. Şunu da sat. Şunu da sat. Muz da tamamladık. Şimdi şeftali satmamı istiyor. Hep patates. Elma, şeftali toplamadınız mı lan bunları? Mısır var diyor. Mısır var mıydı görevlerde? Lahana falan vardı abi. Esi devam. Param 33 bin oldu. Dur şeyi tamamlamışım. Sertifikayı almışlar şuradan. Silahsızlandırmayı. Teyzeri alıyoruz ama teyzer çok pahalı ya. Taser'dan geçiyorlar abi. Bir teyzer alımı yapıyoruz. 3000 dolar gidiyor yani. Yani mahkumlara da şu anda bir tek marangoz çıraklığını veremiyorum. Şunların hepsini veriyorum. Dövüş kulübünü filan. Ya yani şimdi davranış tedavisi versem 32 kişi var. Ruhani rehberi versem bunlar para işte abi. Bunlar hep para götürüyor yani. Ama çok bekleyen olduğu için verelim hadi. Çiçek terapisi ne lan? Kete rehabilitasyonu da ver. İnanç programı da ver. Bunlar işte bizden para götürecek. Bunlar böyle çat çat bir anda bin bin falan gidiyor böyle para yani. Hesapta olmayan bir şekilde. Yani şunun yanına bir tane daha atölye atmak lazım o zaman. Ya da bunlar yeterince 14 kişi geçmiş. 20 kişi geçerse ondan sonra marangoz çırakına daha çok bilgi olur herhalde. Havuç bak şu havucu sat. Arpa değil. Muz da değil. Lahana ve elma kalacak büyük ihtimalle. Şurada bir yerde ne çıktı lan şey mi çıktı? Ha bak burada var diyor abi. Tünel var diyor. Hemen tüm bölümlerde tünel arayın. Şu tüneli bir ortaya çıkan. Şuradan çıkacak zaten. Yine şöyle bir tünel kazmaya çalıştılar büyük ihtimalle. Oğlum nasıl aradınız lan tüm bölümleri? Burada tünel var diyor adam. Bu köpekler yalan mı söylüyor? Ara abi şu tuvaleti. Bak ya. Mevzu çıkarmaya mı çalışıyorsun sen ha? Ne çıkarıyorsun sen? Lüks mallar istiyormuş. Bak burada var diyor tünel. Şurada bir yerde Tünel ara vardı abi. Tünel kaldır var bak. Oğlum var diyorsunuz bütün bölümleri aradık bulamadık bu tünel nereden geliyor. Bu köpekler görüyor bu tüneli de. Bak burada mevzu çıktı ya. Oğlum bu eleman nereye gidiyor bu eleman? Şu adamı tut. Adam geldi orada ağaca yumruk attı ya. Şuralara niye duvarlar atılmıyor? Duvar atın demişim buraya hiç takmamışsınız. Bak inatla burada tünel var diyor bu köpekler. İşaretliyorlar gözümüzün önünde adam öldü ya. Tüm bölümlerde bir daha tünel arayın abi. Yok hocam bu tünel yok herhalde Bulun bulamıyoruz yani. Ne yapıyorsun lan sen? Kimsin sen? Cinayetten 75 yıl yemişsin, saldırıdan 11 yıl yemişsin. 86 yıl yatarın var senin. Tecrüte git 24 saat, mi? Hayvan. Yav yavrum yok yok burada tünel yok Allah Allah. İşçiler nerede abi? Ne yapıyor bu işçileri? ya? Ha, buraya mı giremiyorsunuz lan yoksa? Buraya giremiyor bunlar ya. Attık adamları burada kaldılar öyle. Getirin şuraya bir kapı yapın da. Hatta buraya kapı da yapmayın lan, burayı yıkın. Hapishanede kaçak mal seviyesi çok yüksek. Biliyorum. Bak burada ruhani tedavi alıyor deliller. Param 38 bin param sabit duruyor en azından Çok gitmez Şuraya da bir kapı ver Odalardan burayı mutfak yapacağız Nerede mutfak Kantin bak burası kantin Şurası da mutfak Ya zaten burada 16 kişi yaşayacak Bunlar fazla fazla buraya yeterli gelir Şimdi Mutfağa ocak lazım tabi 3 ocak ver 3 tane dolap ver Hatta dolabı 4 veriyorduk aynen Şöyle 4 dolap ver Bir tane de eviye ver şuraya Bunların hiç aç kalmasını istemiyorum. Bunlar süper maksimum hiper güvenlikli şeyler olacak çünkü. Şuradan şöyle elektriğini ver. Şuraya da bir elektrik ver. Su olarak da şuradan eviyeye bir su çek. Servis masası veriyoruz. Şöyle bunları aslında bu güzel banklardan verebilirim ya. Güzel bank değil abi. Bu da 20, bu da 20 aslında. Masa bunlarda ikiliydi ama değil mi? Evet. Dur bakayım bu masalardan verirsem. Burada 3 kişi otursa 6, 12 kişilik oluyor. Tam karşılamıyor ama şöyle yaparsam karşılar herhalde. 3, 6, 9, 18 kişi oluyor. Burada 16 kişi var. Bakarız duruma göre. Şuraya bak çöp kutusu veriyorum. Tam şuraya. Burayı atalamad atamalardan sadece süper maksimum diyorum bak. Burası da öyle. Ha güzel kardeşim sen bana bak burada... İnatla tünel var diyorsun. Arıyorum arıyorum bulamıyorum bak. Buna bunu bu bilgiyi veren kimse onu tokatlayacağım yakında. Buraya su niye gelmedi lan? Su verin dedik ki oğlum buraya. Şuraya mı vereceğiz illa? Buraya su gelmiyor diyor. Burası şurada bağlantı yok Bugün 25 firari nereden? İnanmıyorum buradan mı çıktınız abi? 25 kişi firari şuradan çıkıp gitmişler. Bu bayağı büyük sıkıntı. Bu bayağı büyük sıkıntı. Bunlar bir kez buradan çıktıysa yine çıkarlar. Ama ben anlamadım ki abi ben bu tüneli arattım. 3 kez tünel aradım bütün bölgelerde. Bu tüneli illa bulamadım ben. Nereden geliyormuş merak ediyorum. Şuradan geliyorsa yalnız büyük söverim bak. Bakacağız şimdi nereden geliyor. Oyun sen gerizekalı mısın ya? Ben özellikle buraları da arattım ya sana. Yine çıkmadı tünel. Allah Allah. Bak buraya böyle verdim ranzaları. Burada 50 tane falan mahkum yaşıyor. Yani yaşıyordu. Bunlar gelip buradaki lavabodan bir tünel kazmışlar. Onlar gelmişler buradan bir tünel kazmışlar. Ta buraya kadar gelmişler. Bak avluyu geçmişler. Buradan böyle devam etmişler. İnanılmaz bir emek var burada. Şurada bir zikzak yapmış krallar. Şuraya gelip tam şuradan çıkıp da 25 kişi firar etmişler. Normalde köpeklerim benim bunun kokusunu almıştı. İnatla aratmama rağmen tüneli bulamadık. Buradan olduğunu da emindim. Özellikle burayı arattım. Bizimkiler yine bulamadı. Artık nasıl gizlediyseler helal olsun. Hak ettiler kaçmayı. 50 tane mahkum bir araya sokarsın onlar da böyle plan yapar tabi. Tüneli kaldır abi ya. Tüneli kaldırmak bile parayla ya. Şef şimdi arayacak. 25 kişi kaçmış diyecek. Ne diyeceğiz? Ya bunların tam kaçış rotası var ya şurası. Oraya ben bir devriye atayım abi. Köpek daha erken haber versin. Köpek devriyesi atıyorum. Var mı köpekli şeyimiz? Yok herhalde alalım o zaman. Köpek eğiticisi al abi. 2 tane daha al hatta. Şu devriyeye bir gelsin ama bir köpek ya. Bak şuraya geldiler buraya daha gelmediler. Başka bir yerde de mi var köpek devriyesi? Lan iki tane burada var zaten altı tane köpek var şurada ya. Buraya niye köpek gelmiyor anlamadım. Oo burada iki farklı grubun kapışması var. Ben bunların hepsini temizletirim tabi. Para 42 bin. Buraya gelmiş. Buraya bir kapıları verelim. Yani şimdi hapishane kapısı var düz. Hücre kapıları var. Yani düz hapis kapısı vereceğiz yani. Renk olarak bunlar farklı olsun. Bunlara sarı verelim. Tanesi 800'e rahat yatak. Şimdi nasıl bir tipte atsam diye burayı düşünüyorum. Tam şu köşeye rahat yatak versem. Sonra bak şuraya lavabo versem. Tam şu köşeye de bu köşeye de duş atmayı düşünüyorum aslında. Şöyle bir gider bir duş başlığı. Şurada şöyle bir kitaplığı olabilir. Tam duşun yanında da kitaplık olmaz. Ya bu lavabo elime kilitliyor abi. Klozet var ya. Bunu da bu köşeye vermek istemiyorum. Orayı değerlendirmem lazım. Tam buraya verebilirim ya. Aynen tam şuraya vereyim abi. Kitaplığı da buraya kitaplık verelim bir tane. Şurada şöyle cimnastik mindere olsun odalarına bunların televizyon vereceğim ha bak kum torbası da varmış radyo da verebilirim de evcil kuş ha. yumuşak yastıkları vereceğim ama şimdi değil tv ver abi herkes odasında tv izlesin burada vantilatör ver şuraya şöyle bir pencere ver bir tane de evcil kuş ver abi şimdi bütün odalara aynı şekilde atmamız lazım öncelikle bir yataktan başlayalım buralara sağlam para gelecek sağlam tam bu girişin aynen şu tarafında yataklar var Bayağı sağlam bir para harcadım ama güzel odalar geliyor. Hatta zeminli gelecek odalar bir de. Bunlara bir de zemin bakayım ben. Valla ahşap ahşap zemin gider mi buraya? Aa halı daha gider halı. Bunların var ya odasına kırmızı halı da bir enteresan olur. Normal düz anam babam halı atın Of paraya giden paraya bak. Halı zemine giden paraya bak abi. 3200, 6400, 9600, 12800. Şöyle 13 13200 13.400, 13.600 sadece alıya gitti. Öyle deli bir para abi. Öyle deli bir para. Şimdi bunların lavabosu burada duşu şurada değil mi ya? Tam bunlar köşe mi oldu yani? Öyle mi attım ben? Aynen yani duşlar burada. Lavabolar burada. Ya dümdüz geçiririz ya bir şey olmaz. Şuradan şöyle duşlara dağılır. Şuradan lavabolara dağılır. Para bitti. Para bitti. Para bitti. Ne buldunuz lan? Ne oluyor lan sana? Dolandırıcılıktan hapis yemişsin bak çıkacaksın bak burada başını belaya sokma akıllan diye sana 12 saat tecrüt cezası veriyorum kardeşim. Şu lahanaları sat görevimiz var da. Şu lahanayı da sat bakayım. Lahana görevi bitmiyor ya. Heh elmaları topladılar abi. Elmayı sat. Elma tamamlandı. Şimdi havuç kaldı bir de. Havuç var. Burada havuç var mı? Havuç da varmış. Havuçları da sat. O da tamamlandı. Bir lahana var. Lahanayı da az ekmişim herhalde ya. Bak havuç, patates, domates. Patates, domatesden çok ekmişim. Lahanayı çok az ekmişiz. Şuradaki lahanayı gitmişler yemek yapmışlar abi. Kutuya koymadan. Param 76 ya. Yine var ya yine ucunda yaşıyoruz hayatın. Şu nesnelere gel abi. Şunları sat diye bir şey vardı burada. Bunları satabiliyor musun abi? Şöyle sat. Burayı full sat gitsin. 1900 geldi güzel. En azından bir su hattı atalım şuraya. 24 dolar bile yok arkadaş. CEO arıyor. Burada halkla ilişkiler felaketi yaşıyoruz. Son zamanlarda pek çok mahkum filaretti ve bu senin antan. Abi 5 kişinin firar etmesini engelle diyor bana. 24 saat içinde yoksa kovulacakmışım. Bak en son ki save'imde şöyle güzel bir otel odası tarzında hapishane atmaya çalışırken kovulmuştum. Bu hapishane güzel hapishane odaları engellenmeye çalışıyor. Yani şimdi ne yapacağız abi? Tünel arayacağız tüm bölümlerde. Evet. Özellikle buraları arayacağız. Bak şurayı ara. Burada köpek devriyesi verdim ben bir tane. Bu köpek devriyesi niye gelmedi abi? Ha gelmiş. Burada takıl. Milletin kaçmasını engelleyecek şeylerin yapılması lazım. Buradan köpekler normalde havlıyordu burada. Tünel olduğu zaman. Lan buraya yanlışla yatak atmışız lan. Bu yatak sat abi bu nesneyi. Aha bak burada abi burada şimdi tespit ettiler tamam mı? Yani şunların birisinin arkasında olması lazım abi. Bu hücreleri arayın hepsini. Şurada bir tünel var. O tünelin bulunması lazım. Abi ama bak ben size özellikle bak aratıyorum bulamıyorsunuz ama ya. Bak 16 saat içinde bunların kaçmaması lazım bak. Tünel ara tünelleri bulamıyorsunuz ya. Siz neydiniz lan? Orta güvenlikte tünel arayın abi. Bak tünel arıyoruz diyorlar şu an bulamadılar bak. Buradan bir yerden çıkarsa söverim ama. E bu gelişmiş bir tekniğiniz mi var abi sizin neyiniz var? Gelin şuradaki lavaboları arayın. Tuvaletleri arayın abi şurada. Var var bunları bir, bir, taktik yapmışlar bunlar. Hücrenin duvarının arkasından mı kaçıyorlar? Bir şekilde bir yerden kaçıyorlar da çözemedik daha. Personelden yeni aşçı alıyoruz. 4 tane aşçı yanlışlıkla 5. aldım neyse kovmayalım şimdi. Yerleştirmelerden şuraya abi 4 tane aşçı yerleştirin. Hemen buraya geldiler. Şuraya bir gardiyan buraya da iki gardiyan yerleştir. Ne oluyor lan? Senin öl ölüm emrini vermişler abi yapacak bir şey yok. O tünel kokusu alındı. Bütün bölümleri aradık yine de bulamadık. Ben anlamadım. Burada inanılmaz bir sıkışma oldu. Çok kişinin bilinci kapatıldı. 30 tane plaka üretemiyoruz şu anda. Ne yaptınız siz geçtiniz mi peki ya programda? 15 kişi geçmiş. Marangoz çıraklığına da sadece 2 kişinin ilgisi var yani. Abi buralara hücre dedik. Buralara bir de ne dedik biz? Sadece süper maksimum dedik de şu benim zamanım dolusun da kovulmayayım o zaman alayım ya. Şimdi süper maksimumları burada getirmeye çalışırım. Yolda şoförü falan kaçırırlar. Bir şekilde kaçarlar benim başıma patlar yani. Bak 8 saat kaldı bak. Şuradan bir yerden bu tünel kazılıyor abi. Bu tünel bu tünel buradan buraya gidiyor. Ben buna eminim. Şuradan bir kere kaçmayı keşfettiler ya. Buradan kaçar bunlar. Ulan bölge satın al diye bir şey vardı lan. Nereden alıyorduk lan ekstra bölge? Uyuşturucu araması, hücreye tık. Yazıları da biraz daha küçük yazın da görmeyeyim abi. Nereden alıyordum ya? Çete ayrımı neymiş lan? Diğerden bir ekstra bölge alabiliyorduk da şurayı alsam iyi olur aslında ya. Orayı alayım oralara kuleler falan atayım yani Şimdi kaçarlar arkasından çıkarlar. Direkt haritanın dışı olmasın. Param da 1200 ben de neyi alıyorsam. Bak odalarımız bu şekilde. Yani burada televizyonu var. Televizyonu açıp da şurada yatarak izleyebiliyor. Ha televizyonun karşısında bir tane koltuk istiyorsan şuraya atarız yani. Vantilatörü var. Sıcak günlerde vantilatör. Herkesin odasında bir kuş var. Birazcık insanlığa dönsün hayvanlar diye yaptık. Burada kitapları var. Yani kitaplar önden bakıldığında İncil arkadan bakıldığında burada herhalde Kur'an mı var abi bilmiyorum bu ay yıldızı koymuşlar buraya. Burada lavaboları var, duşları var. Burada da spor yaparlar diye jimnastik şeyleri var. Yani hepsinin, hepsine rahat yastık da verilecek. Halıları var. Özellikle halılar çok pahalıydı ama paraya kıydık. Şimdi bunları çağırsam mı 5 saat diyor. Yani şuraları kaz diyemiyor muyum abi ya? Ben öyle bir şey demek istiyorum. 5 e kişi daha filan etmedi de bunlar bir çıkarsa yalnız aynanda var ya çat diye kaç kişi çıkar gider yani. Burada bir sürü odun getiriliyor. Plakalar filan var. Bunlar bilmiyorum. Burada duruyorlar saç levhalar. Çalışan yok ki burada. Ölümler ölümler. Bugün kaç kişi öldü lan? Şeyin yazısından göremiyorum. 9 kişi mi öldü abi? Gardiyan falan da öldürmüşler. Oo, kaçmaya çalışıyorlardı burada. Taser'la vurdular orada dayak falan yediler. Şurada durdurulmuş bazıları. Vallahi kaçma girişimini iyi tuttunuz çocuklar. İyi tuttunuz az daha kovuluyorduk. Yani buradan yemekler hazırlanıyor. Bu patatesler domatesler falan bizim tezgahtan şeyden taze taze geliyor değil mi? Hocam şurayı buraya bağlayacağım ben. Lojistikten bağlıyordum değil mi? Daha alalım. Burası buraya bağlanacak da buraya daha şeyleri çağırmadık. Bak bir saat diyor tamam. Yarın sabah anca gelir zaten onlar. Alım diyelim süper maksimumu açalım. Kapasiteyi dolduracak kadar adam gelsin. Şu odalara yerleşsinler. Bu oda niye kabul değil? Burada yatak yok çünkü. 3 360 dolarımız var. Bunlar gelince bayağı para gelir. Ya onların keyfi de artık burada iyi olur yani. Burada keyifler yerinde olur diye düşünüyorum. İyi bari kovulmadık. Kovulmadık abi. Bugün de kovulmadık Allah şükür. Yani zeminleri beton fayans yani böyle farklı gözüksün istiyorum. Beton fayans köşe. Şöyle köşe yap bakayım buraları. Bunlar da şöyle düz oluyormuş. Parayı neler harcıyoruz ya. Para bitti işte. Atarsın ya atarsın. Şuraya kadar atarsın. Tam şu ortaya da şöyle beton fayans atacağım. Burası güzel gözükecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Aslında şu tam şu köşeyi. Aynen bak köşeyi. Tam şu ucu var ya. Ucu yanlış attık. Ucuna satacaktım. Şurası şuraya kadar düz gelecekti. Ulan ben. Ulan bunları attım kaldırdım ben. Paramı geri ver lan. O zaman. Paramı geri vermedi ya. Bak bunu buraya kadar atacağız. Bu da buraya kadar gelecek böyle. Şöyle olacak. Buradan köşe yaparsam eğer. Şöyle. Tam böyle güzel olacak abi. Şurayı da görmek istiyorum nasıl olacak. Personel sayımda bir düşüş var mı pek? Gardiyan 2 gardiyan hayatını kaybetti abi. Yetersiz paradan gardiyan 2 tane attık anca da. 500-500 verip. Buralarda ışık yok ya. Buralara bir ışık atmak istiyorum ben de. Duvar lambası. 30 dolar para yok. Bir yazıklar olsun. Bakayım burası nasıl olmuş? Aynen bak. Buralar güzel olmuş. Şu köşeyi yanlış atmışız abi. Şunu çöpe at. Harbiden ha bak. Buralar böyle geliyor. Dönüyor. Şuralarda dönüyor. şunları mesela çizgili atmasam daha iyi olurmuş. Düz atsaydım. Hatta düz değil, burayı şey atmam lazım ya benim. Şu köşeden atmam lazım, böyle daha güzel gözüksün diye. Şurayı şöyle düz atmam lazım, burayı da bu taraftan düz atmam lazım. Aynen bunları düzeltince burası güzel olacak ki burası güzel oldu zaten. Buranın mahkumları geldi mi? Gelmiş belli ki ben parayı almışım çünkü. Birazdan gelip buraya yerleşir bunlar. Gayet para desem var. Bak şunları düzelttiler güzel oldu. Şu zemini bir değiştirmenizi istiyorum ama ya. Şu zemini bir at abi, onun yerine şu güzel şöyle getir. Aynen güzel oldu güzel ya. Odalar da güzel. Bu odanın yatağı yok ama. Bunlara hatta ben yastık da bak yumuşak yastık da getirecektim bak. Tanesi 15 dolardan yumuşak yastıklarını verelim. Bunlara niye bu kadar özendim uğraştım bilmiyorum. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya böyle muazzam bir hapishane attık. Bunların torunu çıkaracağını düşünmüyorum. Diğer bölüm ben şu bölgeyi de alayım ya. Buradan çok çıkacak gibi duruyorlar. Bir de tünelleri niye aradık? Tünelleri bulamadık. Onu anlamadım. Artık diğer bölüm ne yapalım? tavsiyeler varsa tavsiyeler alırım. Yoksa yine böyle <laughs> rastgele keyfimizden dolayı bir şeyler atabiliriz yani. Bugün yine 3 kişi ölmüş. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.